Baykar Teknoloji, 22 ülkeyle ihracat sözleşmesi yaptığı Bayraktar TB2'nin üretimini artırıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, şirket başlangıçta ayda 1 adet Bayraktar TB2 üretim kapasitesine sahip bulunuyordu. Yapılan yatırımlar, insan kaynağının artırılması, üretim süreçlerindeki geliştirmelerle bu sayı 1,5 günde bir, ayda 20 Bayraktar TB2'ye çıktı. Yeni yatırımların devreye alınmasıyla 2023 yılında üretim kapasitesinin daha da artması amaçlanıyor. Bu kapsamda üretim kapasitesi de önce ayda 27 daha sonra 30 araca çıkarılacak. Böylece günde bir tane Bayraktar TB2 üretilebilir bir noktaya gelinecek. Bayraktar TB2 yanında 4 ülke ile Akıncı TİHA için ihracat sözleşmesi imzalayan Baykar, 3 yıllık üretim kapasitesini siparişlerle doldurdu. Baykar, Bayraktar TB2'ye artan talep yanında Akıncı TİHA, Bayraktar TB3, Kızıl Elma, Bayraktar DİHA, Bayraktar Mini İHA, Cezeri Uçan Araba gibi projeleri dikkate alarak 2019'da başlayan ve 8 yıllık bir döneme yayılan bir ek yatırım sürecini hayata geçirdi. Toplam 600 milyon liralık yatırımla yıllık 46 ilave Bayraktar TB2 üretimi yanında, 24 Akıncı TİHA, 36 Kızıl Elma üretimi hedefleniyor. Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye satılan insansız hava aracı oldu. Baykar bugüne kadar 300'den fazla Bayraktar TB2 üretti. Bayraktar TB2, bugüne kadar 400 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirdi. 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2, 27 saat maksimum havada kalış süresine sahip. 150 kilogram faydalı yük taşıyabilen Bayraktar TB2, 4 lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapıyor.